Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00'da yani cumartesi pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin yapılması için, sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar. Ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem Rusya ile, ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabalarımız esasen Berlin sürecinin de başarıyla tamamlanması ve Libya'ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlamaktadır ve bundan sonra da sağlayacaktır. Ve biraz sonra dediğim gibi ortak açıklamayı sizlere dağıtacağız, detaylarını göreceksiniz. Ben her zaman olduğu gibi bugünkü işbirliği için Rus dostlarımıza ve de mevkidaşım dostum Sergey Lavrov'a da teşekkür ederek sözü kendisine bırakmak istiyorum. Basra Körfezi'nde oluşmuş gerginlik, ki gerginliğin temel sebeplerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu orantısız ve haksız güç kullanımı, bunun neticesinde Irak topraklarında İran vatandaşlarına ölüm sebebiyeti verilmiştir. Başlarında tabii Süleymani Al-Quds komutanıydı. Ve son günlerde özellikle tırmanış gösteren bu Basra Körfezi'ndeki gerginlikle alakalı olarak her iki devlet başkanımız tamamen barışçıl yoldan çok hızlı bir şekilde tüm mevcut sorunlara çözüm bulunması için mutabakat sağlamışlardır. Komandoyşiva Kosksir Süleymani.